Herkese merhabalar. Başka bir LeetCode sorusuyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü sorunun ismi Running Sum of One Dimensional Array. Size verilen nums adında bir integer dizisi için arkadaşlar. Başka bir yine integer dizi döndürün demiş fakat Running Sum adındaki i indeksindeki eleman bu nums olarak verilen dizinin sıfırıncı elemanından o i indeksi elemanına kadar olan elemanların toplamını geri vermesini istemiş size. Örneklere bakarsak burada birinci örnekte 1, 2, 3, 4 şeklinde bir dizi verilmiş. Burada da arkadaşlar output'ta 1, 3, 6, 10 şeklinde bir output istiyor bizden. Buradaki toplamları da arkadaşlar ilk elemanı olduğu gibi yazmak. İkinci elemanı birinci ve ikinci elemanın toplamı şeklinde yani 1 artı 2, 3 olacak şekilde. Üçüncü elemanı 1 artı 2 artı 3 olacak şekilde yani 6. Dördüncü elemanı da arkadaşlar yine 1 artı 2 artı 3 artı 4 yani 10 olacak şekilde bizden geriye döndürmemizi istemiş. İkinci örneğe bakarsak bütün elemanları 1 verilmiş. Bu da bize output olarak işte ilk elemanın 1 olması, ikinci elemanın 1 artı 1 olması, üçüncü elemanın 3 tane 1 olması, dördüncü elemanın 4 tane 1 olması, beşinci elemanın da 5 tane 1'in toplamı olması anlamına geliyor. Yine üçüncü örnekte de arkadaşlar 3, 1, 2, 11 şeklinde bir dizi verilmiş. Bu dizininden de 3, 4, 6, 16 ve 17 şeklinde bir output bulmamızı istiyor. Aşağıdaki kısımlarda da baktığımız arkadaşlar verilen dizinin uzunluğu 1 ile 1000 arasında olacakmış ve her bir integer'ın değeri eksi 10 üzeri 6 ile 10 üzeri 6 arasında olduğunu belirtmiş bize. Peki arkadaşlar şöyle bir kaynak olan evre ile bizim hedef olan dizi arasındaki bir bağlantı var mı? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar nasıldı? İlk elemanımız birinci elemanımız zaten değil mi? Direkt buradan şu korelasyonu kuruyoruz içerisinde. İkinci elemanımız nasıldı arkadaşlar? Birinci ve ikinci elemanın toplamıydı. Şöyle çizdiğimde. Üçüncü elemanım nasıl arkadaşlar? Birinci, ikinci ve üçüncü elemanımın toplamı olarak yani 1 artı 2 artı 3 6 olarak bulunuyordu. Dördüncü elemanım da arkadaşlar burada bahsettiğim gibi birinci elemanım, ikinci elemanım, üçüncü elemanım ve dördüncü elemanımın toplamı olarak belirtiliyordu. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda aslında ilk elemandan sonra şöyle burayı kırmızıyla yapayım. İlk elemandan sonraki bütün toplamlar o ana kadar gelen elemanların toplamını belirten yani bir önceki kısım ile o indeksteki kaynak dizimizde bulunan o indeksteki elemanın toplamını şeklinde yazılıyor. Neden? Çünkü zaten ben bir indekse geldiğimde o indekse kadar olan elemanların sayılarını toplamıştım. Bir sonraki indeks bulmak için de kaynak dizimdeki bir sonraki indeksteki eleman ile o ana kadar gelen elemanların toplamını bulursam, o zaman ben geriye o indeksteki toplamlarını yine bulmuş olurum. Yani bir indeksteki toplamını elemanların toplamını bulmak için bir önceki indekse kadar gelen elemanların toplamıyla o indeksteki elemanı topladığımda ben yeni sonucu elde etmiş oluyorum. Örneğin burada 3'ü elde etmek için arkadaşlar 1 ile 2'yi topladım. Burada 3'ü elde ettim. Bir sonraki elemanın toplamını bulmak için 3 ile bu kaynak dizideki 3'ü topladım. 6 etti. Bir sonraki elemanın toplamını bulmak için de arkadaşlar 6 üzerine son elemanı yani 4 elemanını ekleyerek onu elde etmiş oldum. Peki hemen bu soruyu kodlamaya geçelim o zaman. Öncelikle arkadaşlar ben bir tane nums değişkeniyle aynı uzunlukta olacak bir integer değişken tanımlıyorum.
Bunu tanımladıktan sonra arkadaşlar ben ilk elemanlarımın atamasını yapıyorum. Diyorum ki burada artık benim result stringimin, pardon result evreğimin ilk elemanı diyorum ki nums dizisindeki ilk eleman olsun. Niye? Çünkü ondan öncesinin toplamı olmadığı için ben ilk defa bu elemanın toplamını kullanacağım. Bu elemanın atamasını yapacağım. Diğer bütün elemanlardan içinde o elemanlığa kadar gelen toplamları ekleyip o indeksteki elemana toplamını ekleyip devam edeceğim. Daha sonra arkadaşlar var eşittir birden başlıyorum. Çünkü sıfırıncı indeksteki elemanımı atamasını yaptım. İlk küçüktür. Mouse nokta length olana kadar plus plus deyip bütün elemanların içerisinde iterasyon yapıyorum. Peki benim toplam şeyim neydi arkadaşlar? Result i, yani o indeksteki elemanların toplamı, bir önceki indeksteki elemanların toplamı artı kaynak dizimdeki yani nums içerisindeki o indeksteki eleman. Yani result i eksi 1 artı nums i diyorum. Ve her bir dizi içerisindeki her bir elemanda iterasyon yaptıktan sonra da return result diyerek burada dizimi geriye döndürüyorum. Peki burada hemen bir run kod edelim. Test case'inde başarılı oldu. Artık ben kodumu burada submit edebilirim. Evet, runtime'ı 240 milisaniye ve çalışma süresi bütün C# submission'larından %82 daha hızlı bir şekilde oldu. Peki arkadaşlar benim bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki LeetCode sorusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.